Unutmayın, evet. Akşener HDP konusunda bir açıklama yapıyormuş. Bir dinleyebilir miyiz? Ben hukukçu değilim. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığının iddianamesindeki eksikliklere yönelik Anayasa Mahkemesi raportörünün bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Dolayısıyla bu buradan baktığınız zaman normal bir prosedür gibi görünüyor. Şimdi birincisi bu. Bir de Sayın Bahçeli sürekli olarak hadi 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 kapatın kapatın dediği için muhtemelen yaptığı baskı yüzünden Cumhuriyet Başsavcısı çok hızlı hazırlamış, eksiklikler olmuş. Muhtemelen bunlar yeniden gözden geçirilecektir. Fakat burada dikkatimi çeken şey şu, bu geri gönderilmenin üzerinde Sayın Bahçeli ikinci kere Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına dair bir hızlı salvoda bulundu, tehditler savurdu. Şimdi burada iki şey var. Birincisi Sayın Bahçeli çok mübarek bir isim olarak tanımladığı, muhterem bir isim olarak tanımladığı ve 2023'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ikinci defa, yani anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye'de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir pozisyonda çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için ne olur ne olmaz diye bugünden Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya ve oklamaya başladı. Bunu bir kenara koyar isek bu tür çok üst perdeden ve racon kesen davranış biçimlerinin hukuka, demokrasiye ve insan haklarına hiçbir şeye 150 yıllık demokrasi tarihimize eksik yedik de olsa demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye ve biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok ilginç bir tespitte bulundu Meral Akşener. Dedi ki sanki Erdoğan'ın adaylığı üçüncü adaylık olacak. Sıkıntıya girmesin diye bir ön alma çabası. Yani neticede çünkü Erdoğan'ın adaylığı tartışma konusu olacak. Bu konuda hukukçular devreye girecek. Belki top karar işte Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak ya da yüksek yargıya. Buna sanki ön almak gibi. Çünkü dedi ki ne var yani dedi. Gider eksiklikler tamamlanır gene gelir. Hani bir hafta sonra 10 gün sonra. Bu ne telaş ve bu ne şiddet, bu ne celal. Acaba arkasında bu mu var dedi. Çok sınırlı zamanımız kaldı. Daha önce de bu yorumlar yapıldı. Pek emin değilim ama bence burada esas eve döndü derken şunu söyledi Bahçeli'ye. Bu iktidarı taşıma vebali sende, o yüzden oy kaybediyorsun. Evine dön derken Meral Akşener buradaki moral üstünlük bende diyor. Ve bir özgüvenle duruyor. Bu da Millet İttifakı'nı bölme ve İYİ Parti'yi koparma çabalarına karşı başka bir mesaj verdiği anlamına geliyor. Bence bu daha ilginç geldi bana. Evet, iki ilginç noktaydı. İki ilginç bana nokta. İkincisi siyasetçi olarak benim böyle hemen bunun üzerinden de bir yarın polemikler olacak gibi hissettirdi. Doğrudur. Meral Akşener hakikaten hani taşır gediğine koydu derler ya, Bahçeli'ye evine git. Yani bu işi bırak anlamında aslında. Evine dön. Yani asıl evi biziz artık diyor.